Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla Türk Kadınlar Birliği Derneği Çanakkale Şubesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Burada yapılan konuşmalarda kadınların sosyal ve ekonomik alanlarda eşitliğinin sağlanması için mücadelenin önemi vurgulandı. Türk kadınına 5 Aralık 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadınların seçme ve seçilme haklarının kazanılmasının 88. yıl dönümünde Türk Kadınlar Birliği Derneği Çanakkale Şubesi, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin kadın kollarının katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Alkışlarımızın göğe yükseldiği her işimizde sen olduğun için huzurlarındayız. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Kadınlar Birliği Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Meral Ulucan yaptığı açıklamada Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının kazanılmasını Atatürk'e borçlu olduklarını belirterek kadınların sosyal ve ekonomik alanlarda eşitliğinin sağlanması için mücadelelerinin önemi vurgulandı. Biz kadınlar bugünü kutlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu hakları bize kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranlarımızı sunuyoruz. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına çok sayıda Avrupa ülkesinden önce demokratik hakkın verilmesini sağlamıştır. Fransa, İtalya, Hırvatistan, Slovenya 11, Romanya 12, Bulgaristan 13, Belçika 14, Yunanistan 15, İsviçre'den 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. 8 Şubat 1935 yılında yapılan 5. dönem milletvekili seçimlerinde Türk Kadınlar Birliği'nin olağanüstü gayretleri ve çalışmalarıyla meclise 18 kadın milletvekili seçilmiştir. Amacımız Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini Cumhuriyet'in kadın haklarına sağladığı kazanımları korumak ve Türkiye'de yaşayan kadınları sosyal, siyasal, ekonomik alanlarda eşitliği sağlamaktır. Bugün hepimizin geçmişte verilen mücadeleye sahip çıkıp geleceği kurmanın sorumluluğu taşıdığımız gündür. Kadınlarımızın daha aktif olması ve haklarımıza sahip çıkması dileğiyle.